Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize Tekirdağ Çorlu'dan selam olsun. Bugün size balık yaralanmalarıyla alakalı önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Yorumlarda da çok yorum alıyorum bu konuda. Abi diyor balığımı öteki balık dövmüş diyor. Ne yapayım? Akvaryumum, yedek akvaryumum yok. İşte neyle ayırayım? Nasıl yapayım? Ben de ona yazıyla olmuş olsa da dahi tam net bilgiler veremiyoruz. Yani yazmakla, çizmekle tam olarak yapılması gerektiğini anlatamıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir yavruluk, file yavruluk bu arkadaşlar. Bunu ben anlatana kadar balığımız ölür. Şimdi arkadaşlar böyle bir yavruluğumuz elimizde muhakkak bulunması lazım. Bu yavruluk sadece yavru koymak için değil, pet shoplardan ya da başka bir yerden balık aldığınız zaman İçeri saldığınız gibi sizin balıklar yabancı balık olduğu için onu dövebilir, ırpalayabilir, hatta öldürebilir. Bunun önüne geçmek için önce yavrumuz içine koyacağız. Yavrumuz akvaryum içine, yavrunun içine balığı koyduktan sonra diğer balıklar görsel olarak ona alışacaklar. Onun rengine, cinsine, cibiliyetine alışacaklar. Birkaç kere saldırabilirler, bakacaklar mesela saldıramıyorlar. Daha sonra bunu sakin bir şekilde saldığım zaman da diğer balıklar hala bunun içindeymiş gibi ona bir şey yapmayacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi bizim konumuz balık yaralanması. Genelde eşleşme döneminde balıklar kavga ederler. Erkekler özellikle. Bazı erkek dişi eşleşmeyi, çiftleşmeyi reddediyorsa onu öldürebilirdi. Böyle durumları yaşadığınız zaman balığımıza daha önceki videomda paylaşmıştım. Yaralara metilen mavisi damlatıyoruz. Peçeteyle siliyoruz. Bir daha damlatıyoruz. Ve bu görmüş olduğunuz yavruluğumuzu akvaryumumuzun içine salacağız arkadaşlar. Saldık ve üstü suyun üzerinde duracak bir şekilde tutturduk. Sadece bir yavruluk değildir. Arkadaşlar bu bir can kurtarandır. Adamın yedek akvaryumu yok. Kovaya koyuyor. Kovada bakmak istiyor. Balık stres yapıyor. Ama bunun içerisinde diğer balıklar olduğu için balık stres yapmaz. Yapsa bile kovada yaptığı stresin onda biri kadar stres yapar anca. O da yapacak bir şey yok. Onun da önüne geçemeyiz arkadaşlar. Şimdi kovanın içinde benim iki tane yakaladığım diğer balıklar bu balıkları dövmüşlerdi. Yeni aldım. Bu balıklarda flowerhorn. İki tane yavru flowerhorn. Yavru dediğim 3-4 aylık. Tabii ki bu balıklar flowerhorn'u reddeder. Flowerhorn'u reddeder. Neden reddeder? Flowerhorn yalnız yaşamayı seven bir balık. Flowerhorn da onlara karşı geliyor. Tabi onlar daha büyük olduğu için Flowerhorn'u dövüyorlar arkadaşlar. Flowerhorn'u dövdükleri için sıkıntı oluyor. Şimdi alıştırmamız için balıklarımızı alıştırmamız için fileye koyacağız arkadaşlar. File de birkaç hafta tutacağız. Evet, gördüğünüz gibi Flowerhorn'larımız burada. Erkek flowerhorn'un dişi flowerhorn. Şimdi sakince yavruluğumuza bıraktık. Evet, balıklarımızı yavruluğumuza bıraktık. Balıklarımızı biraz daha yavrulu almasak muhtemelen balıklarımızı şu görmüş olduğunuz canavarlar döve döve öldürecekler. Ben görsel olarak alıştıracağım onları. Ara ara salacağım, takip edeceğim. Tekrar dövüyorlarsa tekrar alacağım. Alışana kadar bu şekilde duracak arkadaşlar. Balığınız da yaralandığı zaman içeride diğer balıklar tarafından yaralandığı zaman yaranın üstüne metilen mavisi koyuyorsunuz. Balığı akvaryumun içerisinde iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Ayrı bir kapta balığımız zaten hırpalanmış, yara almış, darbe almış. Tabii ki bir de kovaya koyunca ya da ayrı bir kaba koyunca stres de yapıyor. Balığımızın ölümüne neden olabiliriz. Akvaryumun içerisinde şöyle bir yavruluk muhakkak olması lazım. Koyuyoruz. Balığımız iyileşiyor.
Tabii ki o döllenme, çiftleşme dönemi geçiyor. Ortam sakinleşiyor. Balığımızı sakince akvaryum içerisine atıyoruz. Ve balığımız aynı şekilde yaşamına devam edebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar başka konular hakkında da her türlü soru sorabilirsiniz. Sadece bu konu hakkında, bu videoyu çektiysem sadece bu konu hakkında sormanıza gerek yok. Her türlü konu hakkında sorulara açığım. Sorularınızı elimden geldiği kadar en kısa şekilde cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Birçok arkadaşım sorulara pek cevap verme taraftarı değil. Ya da muhtemelen çok yoğunluğundan dolayı cevap veremiyor. Ben elimden geldiği kadar aynı gün cevap veriyorum arkadaşlar. Yani %1'ini ancak gözden kaçırsam cevap veremem. Arkadaşlar dediğim gibi böyle bir yavrunuz varsa balıklarınızın kavga etme durumunda pet shoplardan aldığınız balıkları buraya koyabilirsiniz. Balıklarınızı ayırmak için her türlü işe yarar arkadaşlar. File yavruluk mükemmel bir sistem bunun için. Kanalıma abone olursanız birçok video paylaşıyorum. Gerek akvaryum balıkları, gerek deniz balıkları, gerek muhabbet kuşları hakkında. Muhabbet kuşlarımız da yakında yumurtlayacak. Onları da paylaşacağım. Yavrulayacak. Onları paylaşacağım. Yumurtadan çıkacak yavrular büyüyecek vesaire. Balıklarımızın ağzından yumurta alacağız. İşte yavruları yuvalarına koyacağız. Yavruluğuna koyacağız. Burada yavruluğunu da besleyeceğiz. Büyüteceğiz. Yani birçok video, birçok bilgi paylaşımında bulunacağım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.